Bir mesele çevre meselesi değil, doğa meselesi değil. Herhangi bir mesnede dayanmaksızın iftira attıklarını, itiraz ettiklerini burada görüyoruz. Tabii mesele AK Parti hükümetinin yaptığı proje olunca bu eleştirilere maruz kalıyoruz. Ancak kendi belediyelerinde yaşanan çevre katliamlarına, yine kesilen ağaçlara, yine buradaki baktığınızda sahildeki o güzelim doğa alanlarındaki, özel çevre koruma bölgelerindeki, doğal sit alanlarındaki kaçak yapılara maalesef seslerini hiçbir şekilde çıkarmazlar. Yine mevzu Haliç meselesi olunca dünyanın en önemli atık su arıtma tesislerinden birinin projelendirilmiş, ihalesi yapılmış olan bir süreçte maalesef yapraklardan alkış beklerler. Bu zihniyeti tabii milletimiz çok iyi biliyor. Biz çok iyi biliyoruz. Bu zihniyet köhneleşmiş CHP zihniyetidir. Ve açıkçası bunlar aynı sesle, aynı koroyla muhalefet yapmak üzerine eleştiri yapıyorlar. Ve buradan da aslında kendi içinde bu projemizi felaket, israf ve rezalet olarak değerlendirerek etrafına maskeli çevrecileri, sözde doğa severleri, sözde çevreyi ve doğayı koruduğunu söyleyen insanları da alarak mesnetsizce bizim projelerimizi eleştirmeye çalışıyorlar ve kendi projelerindeki yaşanan problemleri, sıkıntıları da görmüyorlar. Ve üç maymunu açıkçası oynuyorlar, duymuyorlar, görmüyorlar ve bu noktada konuşmuyorlar. Hadi bizim açıklamalarımızı bir kenara bırakalım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu buraya bir kültür ve doğa projesi yapacağını kendisi açıklamıştı ve burada görüyoruz ki kendi genel başkanları bile söylemlerinde terse düşüyorlar. Kendi söylemlerini aslında açıkçası boşa düşürüyorlar. Değerli arkadaşlar, açık ve net söylemek gerekirse burada mesele çevre meselesi değil. Dün Gezi Parkı'nda mesele nasıl çevre meselesi değilse, doğa meselesi değilse, orada sözde kesilen ağaçlara karşı bir tepki varsa, burada milyonlarca ağacın kesilmesine bu insanlar, bu muhalefet nasıl tepki gösterebiliyor biz anlamış değiliz. Açıkçası burada meselenin başka bir mesele olduğunu da net bir şekilde... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.